Mevsim rüzgarları ne zaman değişse, o zaman hatırlarım mutluluk rüyaları, meydan okumaları. Ver beni annem yanaklarından, akşama doğru azalırsa yağmur, kız kulesi ve adalar. Ah şimdi orada olmak var İstanbul'da sonbahar. Palo Alto'dan, Palo Alto'da bir sonbahar gününden hepinize merhaba. Teoman'la açıyoruz. Teoman'ın çok güzel bir sonbahar şarkısıyla. Ben Palo Alto'ya bu kadar güzel sonbahar geldiğini bilmezdim. Beni bu sonbahar mahvetti zaten. Böyle bir sonbaharda istifa ettim Efkaf'taki, Palo Alto'daki memuriyetimden. Öyle değil miydi ya o şiir? Bir nevi öyle olsun yani, ne olacak? Şiir ait hissedene, ihtiyacı olana aittir demişti Pablo Neruda kardeşimiz, abimiz, büyükelçimiz. Biz de öyle yorumlayalım. Sizleri şöyle biraz gezdireyim bir. Palo Alto'muzda sonbahar gelmiş. Yoktum burada. 4 gün gittim geldim. Bir anda sonbahar gelmiş. Yapraklar kurumuş, dökülüyor. Şahane. Belgrad ormanları gibi düşünün. ×1000. İşte yani. Bizim rahmetli Birant'la böyle muhabbet var. Gittik bir gün böyle Boğaz'da duruyoruz, oturuyoruz, bakıyoruz. Genç arkadaşlardan biri dedik. Abi ya dedi. Bak dedi ya. Bu kadar dünyada güzel bir yer var mı dedi. Birant şöyle bir durdu. Ya aslında tabii Rio da fena değil dedi. Rio da, Janeiro'da sonbahar fena değil işte. İpema'ya giderken. Aslı dedi ya İtalya'da Positano vardı dedi. Oraya da baktığında çok şey değildir dedi. Ya Avustralya'da tabii de şey var, onu da unutmam. Sayıyor baba. Abi dedim yeter, tamam anladık ya. Oralar da güzel, buralar da güzel, öyle diyelim yani. Ayırmayalım yani. Ama görgü böyle bir şey abi yani. Şey. Bazen insan küçük bir yerde yaşadığı zaman tabii en mutlu olduğu yeri dünyanın en güzel yeri olarak görüyor ama bazen de dünyada daha güzel yerler, daha en az o kadar da güzel yerler olabiliyor. Şimdi hemen Türk milliyetçileri atılmayın. Ne demek sen bizim güzel vatanımıza laf mı ediyorsun? Ya oğlum ona bir laf etmiyorum ya. Zaten herkes böyle radarları açmış. Kim kimi linç edecek, kim kimi sopayla dövecek, kim kimden nefret edecek, kim önce birbirini dövecek diye, sövecek diye bekleyen bir millete dönüştük yani. Bir sakin olun ya bir şey anlattığım zaman. Hemen bir triplere girmeyin yani. Bir cümle ediyorum, yarısını alıyor. İşine gelen yarısını alıyor. Beni alkışlıyor. İşine gelmeyen yarısını alıyor. Aynı adam beni dövüyor yani. La oğlum bu Cüneyt neydi size? Sırrı Süreyya'nın kulaklarını çınlatalım. Ne yaptı oğlum bu Cüneyt size ya? Bir sakin olun. Bir tek Cüneyt olsa anlayacağım yani. Yazarına, çizerine, memuruna, sosyal medya kahramanına. Abi Cem Yılmaz'la uğraşıyorlar ya. Manyak mısınız kardeşim? Kaç tane Cem Yılmaz var ya? Her şey bitti. Cem Yılmaz mı kaldı yani? Allah'ın sersen memlekette yani. Cem Yılmaz niye şunu demiyor? Şahan Gökbakan niye bunu demiyor? La oğlum bir durun ya. Gerçekten yani. Allah akıl fikir versin ya. Adam kalmadı çünkü abi. Yazarları işten attırdılar. Gazetecilerin yarısı hapiste, yarısı yurt dışında. Yazan kimse yok. Kim kaldı? Sardıracak kimse yok. Şimdi bunların varlığı da bundan kaynaklanıyor şimdi. Sen ona sardırma, buna sardırma. Ne olacak? İş yok o zaman. Kala kala Cem Yılmaz'a kaldılar. Ya şu andan da diyorum. Yani buna gülmeliyiz ama ne kadar gülebiliriz yani. Trajedi. Allah'ım ya. 300-350 kişilik uçakta. Kardeşim tek deli, tek alkolik adam benim yanıma mı denk düşer ya? Benim yanıma denk düştü yani. Bir tek adam kendisi de değil. Sevgilisi var, o da alkolik. Nereden biliyorum? Şimdi oturdum ben böyle gayet mütevazi bir şekilde. Yanıma ikisi geldi, oturdular. Adam böyle sürekli bir dürtüyor beni. Uyuyorum dürtüyor, uyuyorum dürtüyor. Ulan diyorum bana mı öyle geliyor acaba? Dürtüyor mu, dürtmüyor mu anlamıyorum yani. Acaba herhalde diyorum ben kıllanıyorum yani. Sakin ol Cüneyt, sakin ol Cüneyt. Neyse uyuma haram oldu zaten bana. Açtım kitap okuyorum. Açtım Müslüm filmini seyrediyorum. Netflix'e düşmüş. Düşmüş derken gelmiş, iyi anlamda söylüyorum. Eli yüzü düzgün bir film yapmışlar. Bu arada tebrik ederim. Fakat adam viski içmeye başladı. 1, 2, 3, 4. Sevgilisi gidiyor önden 2 tane alıyor. 6. O gidiyor arkadan 2 tane getiriyor. 8. Öndeki hostes geliyor. 3 tane ona söylüyor. 11. 16, 20 ama duble içiyorlar yani. Tabii zil zurna kör kütük sarhoş oldu adam. Birazdan oradaki steward arkadaş geldi. Dedik Cüneyt Bey kusura bakmayın bu yanınızdaki adam biraz sarhoş oldu.
biz de sizi rahatsız etmesin diye arkada onun lafa tutuyoruz. Ne yapıyorsunuz dedim ya. İşte konuşuyoruz dedi yani ne yapalım dedi. Ay Allah'ım ya. Adam sonra geldi örtüyü başına geçirdi. Ya koca uçakta ya bana denk düşene bakın yani. Örtüyü kafasına geçirdi. Öyle uyuyor, uyukluyor falan bir şey yapıyor yani. Kalktı bir tane böyle tavşan şeklinde hani göz kapatma şeyleri vardı ya onun tavşan şeklindesine yapmış. Onunla uyuyor falan. Ya güler misin ağlar mısın ya. Sonra ineceğiz. Dediler ki polis gelecek birisini alacaklar. Ha dedim bizimkini tutukluyorlar nihayet. Tamam bu kadar içti. Yani bizim hostesleri stewardları falan kandırıyor adam yani. Yoksa normalde vermiyor zaten adamlar. Gitmiş kapılarına dayanmış. İlle de viski vereceksiniz sizi şikayet edeceğim falan diyor. Neyse dedim herhalde polis geldi bunu alacak. Yok dedi onu almayacak arkada başka bir yolcu var. O ne yaptı? O da gitti işte sigara içmiş adam gizlice bir de tartışmış. Geldi iki tane polis hadi yürü düş önümüze dedi aldı götürdü. Yani bu havacılık kuralları aslında insanoğlunun şu arada herhalde dünyada ortaklaşa en iyi uyduğu kurallar arasında geliyor diyebilirim. Yani bütün dünyada sadece bir ülkede değil standartlar gayet oturmuş gayet de iyi yapılıyor gibi geliyor bana. Nitekim adam da kuzu 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 gitti hiçbir şey de söylemedi. Ne demiştik? Müslüm filmini seyrettim. Müslüm filmi yazılımı, çekimi, oyunculuğu gayet kıvamında. Eleştirebilirsiniz. Ya orası şöyle olmasaydı, böyle olmasaydı dersiniz ama bence bir duyguyu da yakalamış. Film gibi film olmuş yani. Hani diğer böyle bir bazı filmler var ya. Drone uçuyor sağdan sola. Drone sağa uçuyor, drone sola uçuyor. Hiçbir şey yok. Dın 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 video klip gibi çekiyorlar. Bunda yani Timuçin Esen bir defa çok iyi çalışmış dersine. Yani oyuncular gayet iyi. Yönetmen iyi. Senaristler zaten işlerini iyi yapmışlar. Güzel bir iş çıkmış. Beğendim. Keşke Türk Hava Yolları'nın envanterinde böyle daha çok film olsa. Daha çok Türkiye'yi temsil eden film olsa. Görüyorsunuz değil mi yandan sonbaharı etrafında. Palo Alto'daki sonbaharı. Güzel bir öğleden sonrasında ölüyorum. Dün Trump açıklama yaptı. Bağdadi'yi öldürdüğünü söyledi. İşte Amerikalılar Bağdadi'yi İdlib'de. Türkiye'ye 5 kilometre yakında bir şey evinde öldürdü. Daha doğrusu adam kendisini infilak ettirmiş. Üzerinde bir tane bomba şey yeleği nedir o intihar bombası yelekleri derler ya onlardan varmış ve Trump diyor ki 3 çocuğuyla beraber öldürdü. Trump diyor diyorum neden çünkü bugüne kadar El Bağdadi en az 4-5 kere daha öldürüldüğünü söyledi Amerikalılar. Her seferinde de adamın öldürülmediği ortaya çıktı ama bu sefer diyorlar ki ya işte yardımcısı var bir tane adam o da seçildi şu oldu bu oldu. Bağdadi'nin aslında hayat hikayesini ben 5'ine 1 kadar daha önce uzun bir araştırma dosyasında yayınlamıştım. Bağdadi kim aslında? IŞİD'in başındaki adam ama Bağdadi aslında bir sonuç. Neyin sonucu? Bütün bu Amerikan dış politikalarının sonucu. Şimdi İran Dışişleri Bakanı da demiş ki kendi yarattıkları canavarı öldürdüler. Çok haksız değil yani şöyle haksız. Tabii ki bunu yani dur Amerikalılar şöyle bir canavar yaratalım da bizi gelsin bombalasın, Türkiye'yi bombalasın falan demiyor ama öyle politikalar uygulanıyor ki çeşitli liderler tarafından. Sonrasında böyle bir adam ortaya çıkıyor. Şimdi Bağdadi dediğiniz adam Bağdatlı aslında. 1971 doğumlu. İşte Bağdat Üniversitesi'nde okuyor. Sonra Felluce'de yani Amerikan işgalinden sonra Felluce'de bir camide imam. Orada zaten yıldızı parlıyor. Felluce biliyorsunuz 2003 yılında Amerikalılar Irak'ı işgal ettikten sonra ilk direnişin başladığı yer orasıydı. Ve orada da işte bayağı bir El-Kaide başını kaldırdı. Dedi ki yani o dönem daha El-Kaide işte daha yavaş yavaş Irak'ta kendini gösteriyor. Bu Bağdadi'de işte orada yapılan çeşitli eylemlerde şeyde birebir sorumlu değil de oradaki önemli adamlardan bir tanesi. Bir camide aslında şey veriyor. Üniversite okuduğu söyleniyor. Ne kadar okuduğu da belli değil. Fakat sonra bu adam yakalanıyor ve Irak'ın yakınında hani vardı ya o ünlü cezaevi. Bütün bu işkencelerin yapıldığı cezaevine Ebu El Garib'e atılıyor. 5 yıl orada tutuluyor. Şimdi oradaki şeyleri de daha sonra gördünüz. Amerikalılar da güya yargıladılar. Yani dediler ki ya burada büyük işkenceler yapılmış. Büyük şey olmuş. Ve orada büyüyor. Sonra da bir başka kampa gönderildiği söyleniyor. Orası da flu. 4-5 yıl orada kaldığı söyleniyor. Ve sonra ortaya çıkıyor. Diyor ki hop bir dakika. Artık ben diyor El-Kaide'nin lideriyim. Tabii orada Zerkavi denilen bir adam var. Diyor ki hayır benim bir lider. Sen misin lider? Ben miyim lider? Sonra bunlar fikir ayrılığına düşüyorlar. Ve de bu Zerkavi'ye karşı El-Bağdadi diyor ki hayır benim lider diyor ve ne yapıyor dersiniz?
El-Kaide'ye savaş açıyor. Ve IŞİD denilen işte o büyük belayı kuruyor. IŞİD de öyle bir organizasyon ki o dönem Irak'ta. Her şey Irak'ta başlıyor aslında. Şimdi bakmayın Suriye'de olduğuna. Diyor ki biz diyor ayrı bir örgütüz, siz ayrı örgütsünüz. Öyledir, değildir derken büyük kavga başlıyor IŞİD'le El-Kaide arasında ve savaşıyorlar birbirleriyle. Ve de bu sonra bakıyor Suriye'de boşluk var, hemen oraya doğru yayılıyor. El-Bağdadi oradaki boşluğu değerlendiriyor. Ve bir dönem işte Rakka başta olmak üzere pek çok yere bayağı bir hükümdarlık kuruyor, sahip oluyor falan. Sonrası malum. Sonra 3-4 defa öldürüldüğü söylendi. Yani dünyayı kana buluyor. Yani en büyük örgütlerden birini kurdu adam. Dün Trump diyor ki köpek gibi kaçarken, çığlık atarken kendi kendine imha etti. Şimdi işte diyorlar ki bir DNA'sına bakmak lazım. O mudur değil midir? Ya olsa ne olur, olmasa ne olur. O gider, başkası gelir. Başkası gider, başkası gelir. Yani önemli olan bence stabilite. Yani o topraklardaki stabiliteyi sağlamak. Yoksa yani öldür bitmez yani bu. Öldürmek sonuç değil. Öldürmek sonuca giden belki bir adım olabilir ama asıl bataklığı kurutmak lazım yani. Şimdi mesela diyorlar ki şu andaki kamplardan kim çıkacak? Şimdi bu bir sürü de şey konuşuluyor. Hemen tabii YPG atıldı dediler ki biz dediler bu operasyonun bilgisini verdik. İşte Trump Türkiye'ye teşekkür ediyor. Yine orada bir enformasyon savaşı devam ediyor baktığınız zaman. Bu arada geçen gün ben yayında şeyden bahsettim. Ya bir tane Sur'la ilgili bir tane Kürtçe film çekilmiş. Ya, Türkiye'nin başını çok ağrıtır bu. Vay kardeşim, bazı böyle marjinal Kürtler ana avrat küfrediyorlar bana. Niye efendim, ben nasıl faşist olmuşum? Kardeşim bir karar verin yani. Düne kadar beni omuzlarında taşıyordun sen. Ben Kobani'deki gelişmeleri anlatırken objektif bir şekilde. Şimdi objektif bir şekilde diyorum ki bu film Türkiye'nin başını ağrıtır. Ağrıtmaz mı? Hayır, bu Cüneyt Kürt düşmanı oldu. Ya insan gerçekten Kürt, Türk, solcu, sağcı, İslamcı, yani neci olduğu fark etmiyor ama bir şekilde böyle bir muhafazakar, tutucu ve şey olduğu zaman yobazlığın, cahilliğin, milliyeti, dini, imanı hiçbir şey yok yani. Kafa basmıyor çünkü yani. Doğruyu söylediğin an taşlıyorsun. Kim olursa olsun. Düne kadar omzunda taşıyorsun. Senin işine gelen haber yapıyor senin için. Objektif yapıyoruz oysa. Şimdi seni mesela böyle bir durumu tespit de ediyorum. Yani bir şey de demiyorum. Yani böyle bir durum var diyorum. Vay işte bu adam faşist, bu adam bilmem ne. Bu adam şöyle, bu adam böyle. Ölür müsün, öldürür müsün yani, ne yapacaksın? O yüzden ben genellemelere de karşıyım yani. Bütün şeyler ırkçıdır. Bütün bilmem neler cahildir falan değil abi. Her ırkın, dinin, inancın, şeyin ırkçısı da var, cahili de var. O yüzden çok fazla da takılmamak gerekiyor. Saturday Night Live diye bir program var burada. Trump'la dalga geçiyor sürekli, yıllardır yani. Orada da bu hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan taklit eden ilk kez birisi çıktı. Ben ilk kez gördüm. Trump'ın arkadaşları var orada. O da arkadaşlarından bir tanesi. İlk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan burada böyle bir hakara makaraya alındı yani. Abartacak bir şey yok. Olur öyle şeyler. Gülüp geçeceksiniz. Vay. Hemen böyle elçilik seviyesinde bir tepki göstereceğimiz bir olay değil ama böyle bir olay yaşandı diyebiliriz yani. Yaşandı bitti saygısızca, aldatmanın tadına varınca. Burak Kut ya. Aslı Erdoğan güya demiş ki Türkiye'de okullarda İşte Kürtlere düşmanlık öğretiliyor. Şimdi ben de okudum, ulan bu ne biçim bir laf dedim ya. Aslı yakıştı mı dedim falan. İşte birkaç tane de internet sitesi bunu haber yaptı. Hemen tabii sosyal medyada herkes Aslı'yı bir linç etti. Sonra ortaya çıktı ki haber yalan. Niye? İşte İtalya'daki bir tane editör hiç böyle bir şey söylemedilmesine rağmen. Yani eleştiriyor, Türkiye'de faşizm var diyor, eğitim sistemini eleştiriyor ama Türkiye'de okullarda Kürtlere düşmanlık öğretiliyor diye bir cümle söylemiyor. Buna rağmen bunu manşete çekiyor. Kimse de sormuyor kardeşim bunu niye manşetecektir falan diye. Sosyal medyada önce Aslı linç edildi ama sonra yine sosyal medyada ortaya çıktı ki bu yalan bir haber. Onun üzerine de işte bu haberi yapan mesela T24 adam gibi çıktı, dedik ya biz haber yanlış yapmışız, özür dileriz. Aslı işte dezenformasyonun nereye gittiğini çok iyi gösteren örneklerden bir tanesi. Bugün Aslı'nın başına gelir, dün bizim başımıza geldi, yarın bizzat sizin başınıza gelebilir. Sosyal medyada dediğim gibi kim ne diyor? Ona bakmak lazım. Anchor'lar artık sosyal medyaya transfer oldular. Onlar ne diyor? Biraz onlara kulak vermek gerek diye düşünüyorum. Yoksa Aslı'nın bugün yaşadığı mağduriyet, herkesin başına gelebilecek bir mağduriyet. Tamamen bir başlığa okuyor zaten. Kimse
kaynağına bakmıyor, içine okumuyor. Ondan sonra o başlığa göre atıyor, tutuyor, bilmem ne yapıyor. Hepimize ders olması gereken bir durum. Şimdi ilginç bir başarı hikayesi var. Erhan Türkiye'den çıkıp gelen isimlerden bir tanesi. Buraya geliyor ve de ilk geldiğinde yapacak hiçbir şey yok yani. Bir üniversiteye giriyor, işte orada bir diploma alıyor, şey yapıyor. Ondan sonra kendisini delivery yaparken buluyor. Delivery ne? İşte bir restorandan bir yere şey götürüyorsun, teslimat yapıyorsun yani. Şimdi Erhan günde 18 saat falan çalışıyor. Diyor ki bundan sonra 10-15 yıl sonra buraya gelecek insanlara da ben örnek olayım diyor. $20 veriyor. Ve düşün, master derecesi var, şey var, ona rağmen iş bulamadığı için bu işi yapıyor. $20 veriyor, deliver diye bir tane tabela basıyor ve bir tane şirket kuruyor. Bu şirket bu çalışkanlığıyla ve vizyonuyla müthiş bir başarıya ulaşıyor. Nasıl bir başarı? Düşünün yani, şu güne kadar 1 milyon tane teslimat yapmışlar. Hiç yatırım almamışlar. Boston, Cheney, Denizli ve Brooklyn'de ofisler kurmuşlar. Çalışan sayılarını arttırmışlar. Niye yatırım almamışlar? Demişler ki ya dur bir, biz bir işi iyi yapalım, ondan sonra zamanı gelince alalım. Şimdi hemen bir yatırıma ihtiyacımız yok. Zaten bu şey işinde de cash para dönüyor. Ne yapıyorlar? Çok basit bir şey yapıyorlar. Uber'i düşünün. Nasıl Uber'de bir adam geliyor size, gideceğiniz bir yerden bir yere götürüyor. Bunlar da diyelim bir restorana bir sipariş veriyor. Bunlar da aracılık yapıyorlar ve bir adam gidiyor. Yani onların adamı değil yani, oranın sigortalı çalışan değil, şey değil. Gidiyor oradaki siparişi alıyor ve verilen adrese götürüyor. Escater, Recepo, Chovnov, Delivery.com gibi 8 tane online ordering şirketiyle ortaklık kurmuşlar. Şimdi diyor ki 2019-2021 yılları arasında servis ağının 6 eyaletten 21 eyalete çıkartmayı düşünüyorlar. Ve gelirini de 2,5 milyonmuş şu anda, 60 milyon dolara çıkartmayı hedeflemişler. Bu sayede Erhan'la böyle bir işbirliği sayesinde öğrendim. Yolları açık olsun. Bu tür yatırımlara, yatırımcılara, bu tür sadece kişisel değil kurumsal başarı hikayelerini hepimizin ihtiyacı var. Bunların başarısı bence Türkiye'nin de başarısı oluyor. Yani Erhan ve Deliver ve ekibi burada başarılı olduğu zaman bu hem Erhan'ın hanesine yazıyor ama Türk girişimci olarak Türkiye'nin de hanesine yazdığını düşünüyorum. Joker filmi $900 milyon kazandıracakmış. $900 milyon, ne diyorsun abi? Bir film çekiyorsun, $900 milyon kazandırıyor. Vay anasına sayın seyirciler yani. İyi film, güzel film. Ama yani beni de hala hayrete düşündürüyor bir filmden böylesine güzel bir kazanç olması yani. Harvey Weinstein vardı ya, bu geçen gün bir bara gidiyor burada New York'ta. Ve işte güzel komedyenler ve yazarların gittiği bir happy hour varmış. Orada da kadının teki çıkıyor, komedyen, diyor ki odadaki fili tarif edelim. Ben diyor pek çok kişiden tecavüz girişiminde bulundu ama bu odadaki ünlülerden değil henüz falan diye böyle yer, affedersiniz. Da böyle bir, hatta bir kadın geliyor yanına, diyor ki ulan diyor bu adamla aynı odada mı olacağız ya diyor. Yani bu kadar mıyız diyor, bu adamla aynı odada olmak zorunda mıyız diye şey yapıyor. ve bak çok süper prodüksiyonlar var. Cadılar Bayramı geliyor. Baksanıza ses de koymuşlar böyle. Şahane. Çocuklar çıkıyor, şey yapıyorlar işte burada böyle. Şeker topluyorlar. Bizim şeker bayramı vardır ya, orada da gidersin çocuklar şeker toplar. Burada da şey var işte, bir şekilde din, dil, ırk fark etmiyor. Bir şekilde her şey insanlığın ortak paydası olarak farklı dinlerde, farklı geleneklerde, farklı topraklarda şey olarak yaşanıyor. Şimdi bu NBC'de biraz önce Ronan Farrow diye bir adam var. Hani Harry Weinstein dedim, ondan devam edeyim. Bu Ronan Farrow denen arkadaşımız Farrow, Mia Farrow'un oğlu. Woody Allen'ın evlatlık oğlu. Ve biliyorsunuz Woody Allen da bir o 7-8 tane evlatlık Mia Farrow'un çocuğu vardı. Bir tane 7 yaşındayken bir kızına sarktığı iddia edildi. O yalanlandı. Sonra da gitti başka bir tane uzak doğulu bir kızıyla evlendi. Ve şimdi bak ne kadar garip, geçen gün onu düşündüm. Bu aileden çıkan Ronan Farrow da bu tip adamların hikayelerini deşifre etmeye başladı. Ve de büyük tepki aldı olumlu yönde. Me Too hareketi başladı yani. Harvey Weinstein olayını bütün her şeye rağmen deşifre etti. Ve de NBC'den kovuldu bu yüzden. Çünkü haberi yapıyor, NBC yayınlamıyor. Niye? Çünkü oradan telefon geliyor işte. Harvey Weinstein bilmem ne yaptı falan diye. Onun kitabını yapmış. Catch and Kill sanırım. Ben de okumaya başladım şimdi uçakta. Hintlin dürttüğü aralarda ben de kitabı okumaya çalışıyordum. Allah'ım yine dirsek geldi falan diye.
Gayet de güzel olmuş yani kitap. Beğendim. O Rachel bir NBC'de çok böyle ünlü bir şey vardı. Yanlış isim söylemeyeyim. Maddow diye bir kadın vardı. Anchor Woman. İşte onun programına çıktı. Ve orada da bayağı bir olumlu tepki aldı. Maddow dedi ki ya biz dedi NBC'deki bu adamları biraz deşifre etmeliyiz dedi. Bunları konuşmamız gerekiyor dedi. Yoksa bunlarla susarak mücadele edemeyiz dedi. O da büyük bir çıkıştı. Ya birkaç gündür kendimi TikTok'ta buldum. TikTok diye bir şey var biliyorsunuz. Yani ben onları internetten ve şeyden sosyal medyadan takip ediyordum. Geçen gün böyle Mehmet Yılmaz'la Mustafa Oğuz'la konuştuk. Dediler ki ya acayip bir şey bu. TikTok ayrı bir dünya falan. Dur dedim bir aplikasyonunu indireyim. İndirdim içinden çıkamıyorum. Saatlerce takıldım seyrediyorum yani. Sadece Türkiye değil yani dünyada da tuhaf bir şey olmuş yani. 1 milyar kişi indirmiş. Burada Amerika'da kongre üyeleri, cumhuriyetçiler, demokratlar endişelerini dile getiriyorlar. Diyorlar ki ya bu TikTok önümüzdeki zamanda Amerikan seçimlerini etkileyebilir. Çünkü sırf Amerika'da 110 milyon kişi indirmiş. Daha önce söylemiştim hatırlarsınız. Yani Türkiye'de birileri Türkiye'yi muhafazakarlaştırmaya çalışıyorlar ama alsınlar bir TikTok'u izlesinler bakalım. Yani oradaki muhafazakar kesimin eğlencesini, hayata bakışını bir görsünler demiştim. Gerçekten görünmeye değer. Ama sadece Türkler değil yani. Amerikalılar da görünmeye değer. Her millet görünmeye değer. Acayip yani. Şu tuhaf bir şekilde böyle bir sınıfsal bir application yaratmışlar, uygulama yaratmışlar. Her milletin orta ve alt sınıfı daha çok kullanıyor. Bir de William Smith. William Smith miydi? Birkaç tane de işte böyle bir şey kullanıyor. Celebrity kullanıyor ama seçimlerde kullanılabilir. Bu arada Donald Trump burada. New York Times ve Washington Post'un devlet daireleri ve Beyaz Saray'daki üyeliklerini iptal etti. Hani aylık üye gazete geliyor ya. Dedik bunlar yalan haber yazıyor. Hepsini iptal ediyorum dedi. Dedim ki ya iyi ki böyle şeyler Türkiye'de olmuyor kardeşim. Ya özgür basın var. İsteyen istediğine nerede isterse okuyor dedim yani. Evet. Devam ediyorum yani. Gördüğünüz gibi size biraz yaka bağrı açık şey bir şekilde hem bizim başarı hikayemizi anlattım. Yürüdüm. Diyorsunuz ya yürüyor abi. Yürüyen tavuk, yürüyen Cüneyt. Biraz dertleştik. Biraz da Türkiye'nin dünyada olan biteni anlatmaya çalıştım. Yeni bir videoda buluşalım. Artık farkındaysanız likelayın ya da şey demiyorum. Ha şöyle bir şey başladı. Patreon.com'da yeni bir şey başlatmışlar. İşte chat yani giriyorsunuz beraber konuşuyoruz. Ama sanırım ona da bir para veriliyormuş. Farkında değilim tam çözemedim ama. Neyse böyle bir uygulama var. Özellikle Patreon'da beni destek olan insanları bir şekilde orada buluşuruz, konuşuruz. Belki özel böyle buluşmalar yaparız gibi geliyor. Bilmiyorum siz ne düşünürsünüz? Yani öyle bir şeyde de buluşabiliriz aklınızda olsun. Patreon.com Cüneyt Özdemir'de destek olanlarla da böyle bir yeni bir etkileşim ağı kuracağı benziyoruz. Bir de fıkra anlatayım. Fıkra anlatan var mı hala ya? Adamın teki uçağa binmiş. Yanına da Hintli bir adam oturmuş. Adam 20 bardak viski içmiş. Fıkra. Olanları anlatmayayım yani. Adamın yani... Hay Allah. Demek ki bana denk geliyor bunlar yani. Bende bir şey var. Bir magnet olarak çekiyorum yani bunları. Hadi kalın sağlıcakla. Kendinize iyi bakın. Selamlar Palo Alto'dan. Sonbahardan.